Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, bugün piyasaya damgasını vuran gelişme Merkez Bankası'nın swap faizlerini düşürmüş olmasıydı. Son derece zamansız olduğunu düşündüğüm ve piyasa uzmanlarınca da oldukça gereksiz ve erken bir hamle olarak değerlendirilen bu hamle aslında dövizde piyasalarda artık bir normalleşme sürecinin başladığı düşüncesiyle Merkez Bankası tarafından atılmış bir adım olarak izah edilmekte. Ancak Merkez Bankası piyasalarda bir normalleşmenin olduğunu düşünüyor olabilir ama gerçek anlamda piyasa oyuncuları veya yabancılar aslında böyle düşünmüyorlar. Zira henüz erken olarak atılmış olan bir adım şeklinde bugün swap faizlerinin düşürülmesi bir manada dolardaki ani atakları veya ciddi yükselişleri engelleyebilecek en güçlü silah olan faiz artışlarının da söz konusu olmayacağına dair bir anlamda sinyal niteliğindeydi. Zira dövizdeki atakların oluşması acaba Merkez Bankası bir faiz artışı yapmak suretiyle bu duruma engel olur mu yönünde bir beklenti yaratmıştı ama bu beklentiyi de yok etmiş oldu. Değerli dostlar, Merkez Bankası malumunuz üzere dün itibariyle 100 bin dolar ve üzerinde parası olan veyahut da 100 bin dolar ve üzerinde alım yapmak isteyen gerçek kişilere yönelik olarak da bir kısıtlama getirmişti. Sadece bu gerçek kişilerin alım esnasındaki adımlarının sonucu bir gün sonraya yansıyacaktı. Yani bir günlük bir valör kısıtlaması getirmişti. Ve satışlarda herhangi bir sorun yok. Satış yaptıkları zaman aynı gün hesaplarına para geçebiliyordu. Değerli dostlar, bu tarz uygulamalar neredeyse dünyanın hiçbir yerinde kalmadı diyebileceğimiz kadar ilkel uygulamalar halinde. Maalesef ki dövize kısıtlama getirmek suretiyle serbest piyasa ekonomisine müdahale edecek şekilde atılan adımlar bir yandan da kambiyo rejimi acaba ciddi bir tehdit altında mı? Belki de bir zaman sonra kambiyo rejimi yasaklanacak mı acaba gibi gibi bir takım korkuları ve endişeleri beraberinde getirmekte. Bu tarz durumlar sevgili dostlar yabancı yatırımcıyı da yerli yatırımcıyı da tedirgin ediyor. Niçin tedirgin ediyor? Bir yandan özellikle yerli yatırımcının mevcut dövizini, dolarını bozdurması yönünde telkinler yapılırken, hatta bankalara dahi bu hususta müşterilerinize telkinlerde bulunun şeklinde bir takım baskıların yapıldığı basına yansıyorken, böyle bir ortam karşısında maalesef ki yatırımcılar daha çok tedirgin olmaktalar. Ve her geçen gün bir yeni uygulamanın, bir yeni yasağın, bir yeni tedbirin alınmakta olduğu bir piyasa düzeni içerisinde yatırımcı acaba yarın ne olacak şeklinde bir takım soruları düşünmeye başlıyor. Acaba dövize el konur mu? Veya belli bir süre dövize erişim hususunda bir kısıtlama getirilir mi? Gibi hayalinde bir takım farklı senaryoları canlandırmaya başlıyor maalesef ki. Ve arkadaşlar bu durumun sonucu itibariyle sisteme güvenmeyen yerli yatırımcı belki de dövizini bankalardan, sistemden çekmek durumunda kalacak veya yastık altına bunu istiflemek mecburiyetinde kalacak ve kambiyo rejiminin yaratmış olduğu bu güvensizlik sebebiyle önemli sıkıntılar gündeme gelebilecek. Ve bugünkü haberin de etkisiyle özellikle borsada çok ciddi satışlar yaşandı. Gerçekten normal şartların ötesinde çok ani ve çok sert satışlar yaşandı. Bu satışlar akla şunu getiriyor. Yabancı ciddi şekilde Türkiye'deki uygulanmakta olan serbest piyasa rejiminden rahatsızlık duymak suretiyle borsada yüklü miktarda pozisyonu var ve bu pozisyonunu bir şekilde kotarabilmesi için, Türkiye sisteminden çıkarabilmesi için önce satış yapması ve sonra da dolar alması gerekecektir. Bu açıdan arkadaşlar bu noktada tırnak içerisinde bugün borsaya gelen satışların T artı 2 kuralı gereğince 2 gün sonra yani Perşembe günü nakde dönüşüp hesaba geçeceğini dikkate aldığımız zaman bu rakamın bir şekilde Perşembe günü dolarda bir hareketlilik yaratma ihtimalini dikkate almakta yarar bulunuyor. Tabii ki yabancı Perşembe günü mü yoksa daha ileriki bir tarihte daha uygun seviyelere bir gerileme olur beklentisi içinde olup da daha sonra mı
bu parasını dolara çevirir. Onu net olarak bilmek ve iddia etmek mümkün değildir. Ama böyle bir ihtimalin var olduğunu da dikkate almakta yarar bulunuyor yabancının yaşamış olduğu tedirginlik adına. Evet değerli dostlar, atılan bu adımlar hem yabancıyı hem yerli yatırımcıyı tedirgin ediyor dedik ve bugün dolar TL'nin nasıl bir seyir içerisinde olduğuna bakacak olursak genel anlamda küresel piyasalarda dolarda bir sakin bir seyrin var olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksinin durumu itibariyle euro dolar paritesinde halen doların euroya karşı önemli bir kazanım içerisinde olduğunu görmekteyiz. Petrol fiyatları ise yüksek seyrini devam ettirirken altın fiyatlarında gevşek bir konum bulunuyor ve dolar TL adına baktığımız zaman ise bahsetmiş olduğum, atıfta bulunmuş olduğum kararın açıklanmasıyla birlikte dolarda 6.09 seviyesine yönelik bir atak yaşandı ama sonrasında tekrardan kademeli bir şekilde bir geri dönüş oluşmak kaydıyla şu an 6.04.81 seviyelerinde seyreden bir dolar seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Değerli dostlar, yeni takip etmeye başlayan arkadaşlarımız için de bir hatırlatma olması bakımından haftalık pivot verilerimiz itibariyle 6.05 seviyesi bu hafta için önemli bir seviyeydi. 6.05 üzerinde gerçekleşecek olan kapanışlar 6.14 seviyesine kadar bir hareketliliği gündeme getirebilir demiştik. Bu seviyenin altındaki kapanışlar ise önce 6.02 seviyesi ardından da 5.98 ve 5.96 seviyesine yönelik geri çekilmeleri gündeme getirebilir diye izah etmiştik. Değerli dostlar, yine aynı zamanda önemli desteklerimiz içerisinde Fibonacci çizimimiz olarak tanımlamış olduğumuz bu grafiğimizde %38.2'ye denk gelmekte olan 5.92 seviyesinin de önemli bir destek konumunda olduğunu, bu desteğe de geri çekilmelerde dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve şurada görmekte olduğunuz 5.98 seviyesindeki daha önceleri direnç konumunda olan ve son günler itibariyle de destek olarak takip ettiğimiz nokta, son günlerde birkaç defa test edilmiş olmasına rağmen kırılmayan, üzerinde kalmaya devam ettiğimiz ve kırılmadıkça da güçlendiğini düşünebileceğimiz bir destek özelliğinde diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu hatırlatmalar ardından gelelim hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiğimize. Şurada görmekte olduğunuz sarı yükselen bandımız dolar TL'deki kısa vadeli yükseliş trendini ve aynı zamanda kısa vadeli yükseliş trend desteğimizi ifade ediyordu. Yani destek olarak kısa vade adına önemli bir destek olarak takip etmemiz gereken bir seviye konumunda ve bugün itibariyle 6.03.47 seviyesine yükselmiş durumda. Yani değerli dostlar, 6.03.47 üzerinde kapanışlar yapmaya devam ettikçe dolar TL'nin kısa vade adına yukarı ataklar yapma olasılığı devam edecektir diyebiliyoruz. Ve bu ataklarda ilk olarak test etmesini bekleyeceğimiz direnç bölgesi ise şuradaki sarı kesik çizgilerimizin oluşturduğu 6.14 seviyesidir. Ancak son günlerde 6.08, 6.09 gibi 6.10 seviyesine yaklaşımlarda bir zorlanmanın oluşup yeniden 6.05 aşağısına ve 6.02 bölgesine yaklaştığını tanık oluyoruz. Hatta dün itibariyle 6 seviyesi dahi test edilmiş durumda. 20 günlük ortalamamız ise 5.99 seviyesine yükselmiş durumda. O halde değerli dostlar, 5.99 veya 6 diyelim, 6 ile şuradaki 6.03.50 seviyesi tampon bölgemiz, destek bölgemiz olarak ifade edebiliyoruz. Bu destek bölgesi her geçen gün bir miktar daha yukarıya taşınıyor. Daha önceki analizlerimizde bu destek bölgesinin 5.97 ile 6 aralığında olduğunu görüyorduk ama günler içerisinde yükselen trend devam ettiği için hafif yönlü yukarı taşınmalar söz konusu olmakta. Değerli dostlar, ana desteğimiz ise şu anda 5.88 seviyesi olarak tanımlanıyor. 5.88 seviyesi 5.92 seviyesinin kırılması durumunda takip edilmesi gereken desteğimizde, bunu bir kere daha hatırlatmış olayım. Sevgili arkadaşlar, 60 dakikalık grafiklerimiz itibariyle durumu değerlendirecek olur isek şurada bir alçalan trendimiz olduğundan bahsediyordum ve bu alçalan trendimizin dün akşamleyin sizlere analiz aktardığımda zannediyorum saat 22 civarlarıydı. Evet, saat 22 itibariyle dolar TL 6.03'ler civarındaydı. Dün akşam 22'ye döndüm değerli arkadaşlar. Şu bordo çizgiyi görmektesiniz. Bu noktada bu analizi aktarmıştım ve demiştim ki
Bu alçalan bandın yukarı yönlü kırılması durumunda ancak yeniden bir kısa vadeli de olsa önümüzdeki saatler itibariyle bir yükseliş atağının başlayabileceğini ifade etmiştim. Nitekim bu seviyeyi direnç olarak takip ediyorduk. Bu seviye ise 6.04'ler civarındaydı. Yaklaşık bugün itibariyle saat 10 civarlarında bu haberin açıklanmasıyla, az önce belirtmiş olduğum Merkez Bankası'nın haberinin açıklanmasıyla birlikte son derece sert bir yukarı atak oldu ve şurada bir yeni alçalan band olarak çizdiğimiz ve 6.07.50 olarak dün itibariyle ifade etmiş olduğum direnç bölgesinin de üzerine taşıldı ama bu seviye üzerinde kalınamadı. Tekrar 6.07'nin aşağısına inilmek suretiyle 6.03 ile 6.07 aralığında, daha doğrusu 6.05 ile 6.07 aralığında bir sıkışma yaşanmaya başlandı. Değerli dostlar, şu an itibariyle takip edeceğimiz ilk önemli desteğimiz 6.02.68'dir. Öncelikle bu seviye aşağısında kapanış olmaması gerekiyor ki dolar TL'nin yukarı yönlü atak yapma ihtimallerinin devam ettiğinden bahsedebilelim veya kısa vade itibariyle yükseliş trendini hala koruduğundan bahsedebilelim. Bir diğer nokta ise 6.02.68 seviyesinin üzerinde kalındıkça dolar TL'de önemli bir yukarı atak ihtimalinin oluşabilmesi, daha da güçlendiğinden ve son günlerdeki zayıf seyrinden kurtulabildiğinden bahsedebilmemiz için ise şurada görmekte olduğunuz ve şu an itibariyle 6.040 seviyesinde bulunan bu noktayı veya genel itibariyle 6.07 diyelim isterseniz, bu noktanın üzerinde en az 3-4 saatlik kapanış yaşaması lazımdır. Bu kapanışları gerçekleştirebilir ise eğer, işte bu durumda 6.10-6.14 bölgesindeki bir önemli direnç bölgesi, bir diğer önemli direnç bölgesini zorlayabilir ve ardından da 6.20-6.23 gibi daha yukarı seviyelerden söz edebilmek mümkün olabilsin. O halde sevgili dostlar, 6.02.50 ve şu an itibariyle 6.07 arasında bir sıkışmanın yaşanması mümkündür. 6.07'nin aşılması 6.10'lara doğru yeni bir atağa, 6.02'nin aşağı kırılması ise 5.98-6 seviyelerine doğru yeniden bir geri çekilme olasılığını gündeme getirmiş olabilecektir. Arkadaşlar, bir de BIOP bazında konuya bakalım isterseniz. BIOP açısından da, BIOP dolar kontratları açısından da bugün itibariyle 6.08.43 ile bir kapanış gerçekleşti. 6.08.40 yarın için arkadaşlar pivot seviyemiz konumunda, hemen hemen nötr bir kapanış, yön belirtmeyen bir konumda, değerler birbirine çok yakın. 6.12 seviyesi ve aşağıda ise 6.04.90 seviyesi yarın için öncelikle takip edilmesi gereken değerler konumunda. Endeks adına arkadaşlar, dolar TL adına yarın için geçerli olan pivot değerlerini gece 24'ten sonra Twitter adresimden yansıtacağım. Değerli dostlar, dolar TL ve VIOP dolar hususunda şu an açıklayabileceklerim bunlardan ibaret. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamlar ve saygılar.